Melis, altı gözlemli bir örneklem ile sıfır hipotezi yeni bir veri kümesine gerçek popülasyon ortalamasının sıfıra eşit olduğu ve karşıt hipotez yani ortalamanın sıfıra eşit olmadığı bir test yapıyor. Örnekleminde altı tane gözlem varmış. Bu örneklemi kullanarak hesapladığı test istatistiği de 2,75'miş. Çıkarım koşullarının sağlandığını varsayınız demişler. Melis'in kullanması gereken uygun p değeri nedir diye de sormuşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz öncelikle neler olup bittiğini anladığınızdan emin olalım. Elimizde bir popülasyon var. Sıfır hipotezi ortalamanın sıfıra eşit olduğu yönünde, karşıt hipotezde olmadığı. Sıfır hipotezini test etmek istediği için bir örneklem alıyor. Önemli olan popülasyon parametresi ortalama olduğu için bunu tahmin etmek adına örneklem ortalaması ve standart sapmasını hesaplaması gerekiyor. Bunu kullanarak da t değerini hesaplayacak. T değeri örneklem ortalamasının sıfır hipotezinin varsaydığı popülasyon ortalamasından farkı. Buradaki minik sıfır bunu simgeliyor. Bölü örnekleme dağılımının tahmini standart sapması. Tahmini dememin sebebi oranların aksine yani oranlarla çalışırken sıfır hipotezine bağlı olarak varsayılan oranın ne olduğunu hesaplayabiliriz ama burada tahmin etmemiz gerekiyor. Evet. Örneklem standart sapması bölü karekök içinde n. Soruda bize bunun neye eşit olduğunu veriyorlar. Onu da yazalım. Eşittir 2,75. Şimdi de bunu kullanarak t değerinin ne olduğunu hesaplamamız lazım ama bundan önce bunun ne olduğu üzerine biraz düşünelim. Sıfır hipotezi ortalamanın sıfır olduğunu söylüyor. Karşıt hipotez ise sıfırdan farklı olduğunu. Bu durumda eğer t dağılımına bakacak olur isek, hemen bir t dağılımı çiziyorum hızlıca. Ortalamanın 2,75 standart sapma üzerine ve 2,75 standart sapma altında olan şeylerle ilgileniyoruz. Ortalamadan farklı olan şeyler büyük ya da küçük değil, anlaştık mı? Ortalamanın 2,75 veya daha fazla üzerinde ya da 2,75 veya daha fazla altında olan bir t değeri elde etmemizin olasılığı nedir? Buraya da -2,75 yazalım ve burada da bir t tablosu var. Gördüğünüz gibi t tabloları z tablolarından biraz farklıdır çünkü dikkat etmemiz gereken birkaç farklı nokta var. Mesela burada serbestlik derecelerini yani örneklem boyutu -1 olarak hesaplanan değeri görüyoruz. Örneklem boyutu 6 olduğuna göre serbestlik derecesi de 6-1'den 5 olacak. Buradaki satıra bakmamız lazım. Bundan sonra da t değerini ele alacağız. Kritik değerlerin t dağılımı. Bu satırdaki 2,75'e bakalım. 2,75 bundan biraz daha küçük ama tablodaki en yakın değer de bu. Bu da yakın ama 2,757 daha yakın, öyle değil mi? Buradan elde edeceğimiz olasılığın bize kuyruk olasılığını 0,025 ile 0,02 arasında ama buna daha yakın olacağını da hemen ekleyeyim. Evet, dediğim gibi buna daha yakın, hatta biraz da büyük olacak çünkü bizim t değerimiz 2,757'den biraz küçük. Yaklaşık olarak 0,02 yazalım. T dağılımı simetrik olduğundan burası da yaklaşık olarak 0,02 olacak. Bu durumda p değeri de yani ortalamadan en az 2,75 büyük ya da küçük bir t değeri elde etmenin olasılığı da bu ikisinin toplamına yani 0,04'e eşit olacak. Melis'in bunu bir de daha önceden belirlediği anlamlılık seviyesiyle karşılaştırması lazım. Bu değer eğer anlamlılık seviyesinden küçükse sıfır hipotezini reddedecek ve karşıtı değerlendirecek. Eğer küçük değilse de sıfır hipotezini reddetmeyecek.